Reel'in Amerika bürosu bildirir. Biliyorsunuz ki günlerdir Amerika gündeminde Amerika'nın Rusya'ya aldığı yaptırım kararı var. İşte bu yaptırımlara yenilerin eklendiği açıklamasının ardındansa Başkan Joe Biden A evinde kameralar karşısına geçti. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le samimi ve saygılı bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Putin'in ve benim ilişkimizi idare etmek için büyük sorumluluklarımız var dedi. Ve ben bu sorumluluğu ciddiye alıyorum. Onun da aldığını düşünüyorum ifadelerine yer verdi Biden. Biden ayrıca 2020 seçim sürecinde Rusya'nın seçimlere yönelik müdahalelerine karşılık verileceği açıklamasını da hatırlattı tekrardan. Şöyle dedi Biden, yabancı bir gücün ülke içindeki demokratik sürecimize müdahale edip suçsuz kalmasına izin veremeyiz. Eğer Rusya Amerika demokrasisine müdahale etmeye devam ederse yanıtımız hazır şeklinde konuştu. Bununla birlikte SolarWinds siber saldırısına da değindi Biden ve Putin'le Ocak ayında yaptığı telefon görüşmesinde bu saldırının bir karşılığı olacağını söyledi. Bunu da aktardı. Aslında Biden'ın bu konuşmasından diğer açıklamalara göre yapıcı bir mesaj da verdiğini söyleyebiliriz. Yapıcı bir yönü de vardı bu seferki konuşmasının. Başkan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları hatırlattı ve Putin'e açıkça daha ileri gidebileceğimizi ancak bunu yapmak yerine orantılı olmayı tercih ettiğimi söyledim dedi. Dolayısıyla Amerika Rusya ile tansiyonu artırma ve çatışma döngüsünü başlatma peşinde değil şeklinde konuştu. İstikrarlı, öngörülebilir bir ilişki istediklerini altını çizdi Biden ve Rusya ile uzun bir rekabet geçmişi olduğuna değindi. Ancak gerginlikleri çözmek için de ortak yollar bulunabileceğine işaret etti. Bu yüzden de Rusya ve Amerika'nın ortak hareket edebileceği alanlar var dedi Biden. Beraber çalışma mesajı da verdi diyebiliriz bu şekilde. Öte yandan baktığımızda Biden Ukrayna konusunda yaşanan gerilime de değindi konuşmasında. Gerilimin düşürülmesinin zamanının geldiğini söyledi. Ardından Amerika ve Rusya'nın İran ve Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehdide ise birlikte çözüm bulabileceklerini de vurgu yaptı. Ayrıca Putin'le kendisi arasında iletişimin önemli olduğunu altını çizdi defalarca Biden. Hafta başındaki telefon görüşmesinde de Putin'e üçüncü bir ülkede zirve düzenlenmesi yani birebir görüşme önerisinde bulunduğunu hatırlattı ve bu konuyla ilgili de Amerika ve Rus ekiplerinin görüştüklerini belirtti. Biden'ın Rusya üzerine yaptığı konuşmasında verdiği mesajlar bu şekildeydi. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.